19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti uluslararası ilişkilerde sözü geçmeyen ve temsilcileri dikkate alınmayan bir ülke konumuna düşmüştü. Avrupalı büyük devletlerin İstanbul'daki elçileri bile devletin iç işlerine karışma, padişahları yönlendirme ve tehdit etmeye varan davranışlar göstermekten çekinmemekteydi. Bu durum devlet adamlarında ve aydınlarda kompleks, teslimiyetçilik ve biz adam olamayız anlayışını doğurmuştu. Bu ortamda birçokları için ulusal onur ve bağımsızlık gibi kutsal kavramlar anlamını yitirmişti. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti izlediği gerçekçi, barışçı ve onurlu politikayla uluslararası ilişkilerde ve protokolde saygın bir yer kazanmıştır. Bu dönemde geçmişin aksine dış politikada eşitliğe, bağımsızlığa ve ulusal onura saygı anlayışı egemen olmuştur. Bu anlayışın oluşumunda ve yerleşmesinde en büyük onur şüphesiz Atatürk'ündür. Aşağıdaki anekdot Atatürk'ün bu yöndeki yaklaşımını yansıtan güzel bir örnektir. Atatürk, Türklük onuruna son derece önem verirdi. Yabancı ülkeler ve uluslararası konferanslara giden arkadaşlarına "Sesiniz benim sesimdir, unutmayınız" derdi. İnönü İtalya'ya resmi bir gezi yapacaktı. O zamanlar İtalya Başbakanı Mussolini'ydi. İnönü İtalya'ya gideceği zaman Atatürk şunları söyledi: "Sen Türkiye'nin başbakanısın, Mussolini de resmen İtalya'nın başbakanıdır. Arada hiçbir fark tanımayacaksın." Türkiye eti yoldaydı. Fakat Mussolini'nin istasyona gelmeyeceği öğrenilmişti. İnönü, Roma'da yerleştikten sonra karşılıklı ziyaretlerin yapılacağı bildiriliyordu. Bunun üzerine Türk heyeti, eğer program değiştirilmezse yarı yoldan memlekete dönüleceği haberini İtalyan protokolcülerine haber verdi. Trende bir telaştır gitti. Heyet Roma'ya vardığı zaman İtalyan Başbakanı Mussolini istasyonda Türkiye Başbakanı'nı bekliyordu.